1400 sene evvel de Ebu Bekr Sıddık La ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyor muydu, demiyor muydu? Biz de aynı şeyi söylüyoruz. Değişiklik var mı? Şimdi bir Sıddık-ı Ekber'i düşün, bir de bu gibi Müslüman'ı düşün. Aman yarabbim. Kelime aynı olduğu halde neticesi aynı değil. Sebep, kalbe oturup oturmadığı şüphesi var. Çok mühim. Kalbin ne önemi var? Kardeşler, kalbin önemini içinizde bilmeyen olmaz. Kalp, vücudun her tarafına motor gibi, hani kuyudan motor suyu çekip de etrafa vermiyor mu? Musluklara gönderiyor. Kalp de bir motor gibi, kan dediğimiz o mühim hayati maddeyi, kanı vücudun dört bir tarafına yayıyor mu, yaymıyor mu? Ellerin parmakla ucuna kadar kanı kalp gönderiyor. Kalp dursa kan gelmiyor. Kalp deyip geçmeyiniz yani. Bir adamın kalbi dursa o adam ne olur, siz söyleyin. Bitmiştir, hayat bitmiştir. Sekte-i kalp deniyor buna. Sekte demek durdu demektir. Sustu, sekete. Arapça susmaktan geliyor. İşte Cenab-ı Hak imanın kalbe oturmasını istiyor ki vücudun her tarafına, siz söyleyin, yayılsın, yayılsın, yayılsın. Elleri haramı tutmasın, gözü harama bakmasın, ağzı haram lokma yemesin. Ayaklarıyla harama gitmesin. Kafasında haramın, günahın hesabı yapılmasın. Kalbe oturması lazım. Ve zeyyenehu fi kulubikum ayeti bunu ifade ediyor. Peki, burayı anladık. İmanın anahtar kelimesi, kelime-i tevhid veya kelime-i şehadet. Ondan sonra imanın tafsilatı daha geniş açıklaması var. Kelime-i şehadetten sonra imanın daha geniş açıklaması var. Buna biz ne diyoruz, siz söyleyin. Amentü. Amentü yok mu? Amentü. Hep herkes küçücük çocuklara bile ezberlettiğimiz bir çerçeve var. Ne diyoruz ona? Amentü. Okuyalım. Amentü billahi. Bak Allah'la başlıyor. Devam edin. Ve melâiketihi melekler ve kütübihi kitaplar ve rusulihi söyleyin peygamberler. Bak iş genişledi. İman etraflı bir tafsilat açılıyor. Vel yevmil ahiri. Ne demek? Ahiret günü. Dünya hayatından sonra. Ahir demek ahir yani tehir edildi, sonraya kaldı demek. Ahir, ahir. Yevmül ahir, dünyadan sonraya kaldığı için ahir denmiş. Bak ahiret, dünyadan sonra demek. Tehir. Hani beklediğimiz saatten daha sonra gelirse ona ne diyoruz? Tehirli. Ahiret de dünyadan sonra olduğu için ahiret denmiş. El yevmül ahir. Başka, ve bil kaderi. Bak kader. Hayrihi ve şerrihi minallah. Bunlar iman esasları bunlar. Bitmedi. Vel ba'su ba'del mevti hakkun. Ne demek? Bir kardeşimiz söylesin. Öldükten sonra dirilmek mutlaktır, olacaktır, muhakkaktır, haktır. Vel ba'su ba'del mevti hakkun. Acaba vel ba'su ba'del mevti hakkun, öldükten sonra mutlaka dirilmek tecelli edecektir inancı bugünkü Müslümanların kalbine oturmuş mu, oturmamış mı? Eğer öldükten sonra dirilmek inancı Müslümanların, hacıların, hocaların, efendilerin kalbine oturmuş olsaydı, vallahi bir zerre haram lokma, siz söyleyin, yiyemezdi. Ne konuşuyorsun sen? Hangi imandan bahsediyorsun? Öldükten sonra dirilip hayatının hesabını vereceğine gerçekten inansaydı bir adam, tüccarsa karşısındaki adama karşılıksız çek verebilir miydi, veremez miydi? Soruyorum size. Sesiniz çıkmıyor. Veremezdi ya. Kimseyi aldatamazdı. Demek ki problemimiz imandır. Başka bir şey değil.
imanın henüz kalbe yerleşik hale gelememiş olmasından mesele peydahlanıyor. Namazlarımız imana bağlı, haccımız imana bağlı, hayatımız imana bağlı. Vallahi cennete gidişimiz, siz söyleyin, imana bağlı. Çünkü cennet amellerin karşılığı değildir. Yani neyin karşılığıdır? İmanın karşılığı, yanlış anlamayın. Vallahi cennet amellerin değil, imanın karşılığıdır. İmanı olmadan, iman kalbe oturmadan 100.000 sene ibadet etse, bu adam cennete, siz söyleyin, giremez. Hani amel dedi, iman dedi. Mübarek adam. Allah'ın insanlara vereceği cennet vallahi imanın karşılığıdır. Misal mi istiyorsun? Arz edeyim. 95 yaşına gelmiş bir gayrimüslim vatandaş. Ermeni, Ermeni neyse. Allah hidayet nasip etse de iki ayağı da çukurdayken, Rabbimiz nasip etse de kelime-i şehadet ki buyurun, eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulü diye, bunu manasını kalbiyle tasdik edip böyle de ifade ikrar ettikten sonra, bu 95 yıllık gayrimüslim vatandaş Müslüman olur mu olmaz mı? Bal gibi olur. Demin söyledik, Allah bunu istiyor. Oldu. 95 yıllık bir hayat var orta yerde. Ne varsa yapmış, yemiş, içmiş, pislik, fuhuş, ne varsa. Ama 95 yaşında nasip oldu, iman etti. İman ettikten, bu kelime-i şehadeti böyle tasdik edip ikrar ettikten sonra arabasına binip de şoförüne dese ki evladım beni eve götür. Evde bir gusül abdesti alacağım. Boy abdesti alacağım. Arkasından hangi namaz geliyorsa o namaza hazırlanacağım diye arabaya binip giderken kaza geçirip parçalanıp ölse, Müslümanların itikadına göre bu adam ahirette nereye gidecek? Doğrudan doğruya cennete. Hesap hesap yok. O 95 yıllık gayrimüslim hayat dolacak, Allah tamamına o imanın üstünlüğüne, değerine, önemine, kıdemine, pahalısına bakın ki 95 yıllık hayatına sünger çekiyor. Şunu soracağım. Biz imanı ne zannediyoruz ya? Görüyor musunuz? Bak adam secde-i rahman etmeye vakit bulabildi mi? Bulamadı. Amel işleyemedi. Ama işte o iman o kişiyi cennete götürmeye yetecektir. Ve 95 yıllık hayatında hiçbir hesap sorulmayacaktır. Sünger çekilmiş ve silinmiştir. Bu iman esaslarında bilinmesi gereken meseleler bunlar. Onun için bugün en büyük problemimiz budur. İman, acaba inandım amentü billahi diyen Müslümanların kalbine oturmuş mu, oturmamış mı? Problem buradan kaynaklanıyor. Buradan olmadıktan sonra dilinen, elinen bir yere varılmayacağı da ortaya çıkmış bulunuyor. Değerli kardeşler, böyle olunca amentü billahi dedik. Allah'a inandım. Amentü, Arapça ben inandım. Amenna, biz inandık. Böyle farkları var. Amentü, inandım. Billahi Allah'a. Amenna ve saddakna.